Şimdi şu gelen şahıs 15 gram ajdasını 10 gramlık ajda ile değiştirip 5 gramın ödemesini almak istiyor. Kalan 5 gramın. Elindeki ajdayı 15 gram ajdayı verip 10 gramlıkla değiştirip 5 gramın ödemesini almak istiyor şu şahıs. Şimdi ben kendisinden 15 gramlık ajdayı alıyorum. Şimdi ona bir tane 10 gram ajda vereceğim değişim yapmak için. Kendi bileziğin içine bırakıyorum, ölçüyü alıyorum, yanına bırakıyorum. Aynı ölçüde bir tane 10 gram ajda veriyorum ona. Şimdi 10 gram ajdaya veriyorum, 10 gram ajdaya bakıyor, beğenmiyor. Diyor ki farklı bir tane 10 gram ajda ver. Aynı ölçüde farklı bir ajda veriyorum birazdan. Sağ elindeki kendi bileziği, soldaki benim bileziğim. Şimdi onu değiştirmemi istiyor tekrar, ben ona değiştireceğim birazdan. Ben şimdi kendisine yeni bir ajda vereceğim. Buraya odaklanın. Ajdayı verdim ona. Bak, tamam diyor, bu olur diyor. Kalan 5 gramın parasını ben ona vereceğim. Şimdi ajda ben de dartıyorum. Bak, buraya odaklanın. Şimdi cebine bıraktı. Bu kadar ödeme yapılacak size diyorum. Şimdi ajdayı veriyorum. Bak, ajdayı bıraktım. Bakın birazdan ne yapacak? Bakın ajdayı cebine koydu. Şimdi sahte olan ajdayı çıkarıyor. Bunu değiştirmemi istiyor ama sahte olan ajdayı çıkarıyor. Yani farkına varmasam o kalabalıkta deniyor işte, değiştiriyor muyum, değiştirmiyorum. Buradan 2 gün önce bir müşterimiz elinde 15 gramlık bir ajdayla bunu 10 gram ajdayla değiştirmek istediğini söyledi, rica etti bizden. Ve 5 gramın ödemesini geri almak istedi. Genel müşterimize ajdayı değiştirdikten sonra ilk verdiğim ajdaya işte bunu beğenmedim, farklı bir ajda istiyorum diye. Ricada bulundu, tekrar değiştirdim. İkinci verdiğim 10 gram ajda da onayladı, 5 gramın ücretini istedim. Tabii bu durumda benim ona vereceğim ajda da kartını yazıyorum o an ona. Aniden ikinci defa şu 10 gram ajdayla değiştirmek istiyorum diye tekrar bilezik uzattı bana. Benim bileziğe bakmamla bileziğin sahte olduğunu hemen fark ettim. Çünkü benim verdiğim bilezik bu değildi. Bileziğe bakıp ona bakmamla birlikte hemen tabii yanlışlıkla ben onu verdim. İşte orijinal bilezik buradaymış diye. Yani umarım kendisi bunu bilerek yapmamıştır. Hani biz her zaman diyoruz biz suizan değil, hüznü zannedelim. Yalnız şöyle düşünüyorum, hani eğer fark etmeseydim, o an değiştirmiş olsaydım belki de alıp gidecektim. Aslında önemli olan burada durmak istediğimiz nokta bütün koyuncular için. İçerisi yoğunken, kafamız dalgınken bu gibi olaylar gerçekleşilebilir. Biraz da dikkatli olalım.